Ulan oğlum, bana bakın. İçinizden biriniz ya da hepiniz Hakkı Junior ve Nevzat'ın nereye gittiğini biliyor. Bana doğruyu söyleyin. Hakkı Junior'ı nereye götürdü Nevzat? Sendeki rahatlık ne lan böyle? Oo, eyvallah, ben hiçbir şey bilmiyorum, o yüzden rahatım. Allah Allah. Bak sen. En son kapıda kim duruyordu gençler? Ha, ben duruyordum abi. Demek sen. Söyle bakalım. Kapıdan nereye gittiler? Çıkarken gördün mü? Ha, görmedim abi. Lan yalan söyleme. Gördün mü? Oy lan. Hiç kimse yanlış bir hareket yapmasın. Oy lan Hakkı. Ne yapıyorsun? Bunlar bizden bir şey saklıyor Necla. Hakkı Junior'ın nereye gittiğini biliyorlar. Nevzat'ın da. Söyleyeceksin ulan. Nereye gittiler? Ha, vallahi bilmiyorum abi. Necla abla yardım et. Oy lan Hakkı. Bilmiyorum diyor işte. Necla. Emin ol biliyorlar. Oy lan. Biliyorsan söylesene. Çüş Necla. Ne yaptın? Oy lan. Bir anlık sinirli oldu valla. Yeter ama ben ağırlığımı koyacağım. Sakin. Sakin ol ya. Bana bak dayı. İlk geldiğinden beri seni hiç gözüm tutmadı. Sende bir oynaklık var. Gözün başın ayrı oynuyor. Sen Nevzat'ın en yakın adamıydın. Söyle. Nereye gittiler? Bilmiyorum. Dayı, söyle. Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorsun ha? Demek bilmiyorsun. Şimdi, hepinizin sonu aynı olmadan oğlumun yerini bana söyleyin. Bakın ciddiyim. Ha Hakkı abi, vallahi doğru söylüyoruz abi. Biz bilmiyoruz abi. Abi bizi mi öldüreceksin ya? Evet ulan, gerekirse hepinizi öldüreceğim. Ben uyurken kılıcımı çaldınız, oğlumu kaçırdınız ve onu bir yere götürdünüz. Hiçbirinize güvenim kalmadı. Ya konuşursunuz ya da hepiniz ölürsünüz. Hakkı Junior'a ne kadar değer verdiğimi biliyorsunuz. Şimdi, konuşmak isteyen... Abi ben nereye gittiklerini biliyorum yavuyu. Demek nereye gittiklerini biliyorsun. Daha önceden niye söylemedin? Nevzat abi yüzünden abi. Korkumdan söyleyemedim yavuyu ya. Senin çocuğu Jason'a götürdü abi. Oğlumu Jason'a mı götürdü? Evet abi. Ve sizin bundan haberiniz vardı öyle mi? Herkes biliyor muydu? Evet abi. Aylan Hakkı, müsaadenle. Elbette ki Necdacığım. Elbette ki. Abi ne yapacağınız bize abi? Abi. Elbette ki bir liderin yapması gerekeni. Bu ihanete hepiniz ortak oldunuz. Hepiniz. O yüzden tek tek infaz edileceğiniz. Yapılacak başka bir şey yok. Oy lan Hakkı. Hepsi bize ihanet etmiş. Arkamızdan bıçaklamışlar. Aynen öyle Necda. Hepsinin de sonunu getirdik. Oy lan. Peki ya oğlumuz? Oğlumuz Hakkı. Sahi. O oğlunuz nerede sizin? Ne yapıyorsunuz ya? Kolay gelsin. Ölümsüzüm yani. Ulandır. Ne oluyor bana ya? İçtiğin cehennem suyundandır Hakkı. Beni görünce bir tarafların tutuştu. Çocuğunuz Hakkı Junior geldi mi? Hakkı, temizlik mi yaptın lan? Aylan Hakkı, iyi misin? Ne oluyor? Bilmiyorum Necla. Birden böbreğim ağrımaya başladı. Ağrır Hakkı, ağrır. Merak etme. Sadece böbreğin ağrımayacak. Birazdan kafanı kopartacağım, boynun da ağrıyacak. Şimdi, Hakkı Junior nerede? Aylan, onu sen söyleyeceksin bize. Oğlum nerede? Yoksa ona bir şey mi yaptın? Çabuk söyle. Ona bir şey yapacaktım. Lakin elimden kaçırdım. Buralarda bir yerlerde olduğunu hissediyorum. Ama nerede? Neredesin Hakkı Junior? Demek sadece hissediyorsun. Oğlumun nerede olduğunu sen de bilmiyorsun. Oh, içim rahatladı. Öyleyse oğluma dokunamazsın. Sen öyle san. Bizi izlediğini biliyorum Hakkı Junior. Bakalım annem ve babanı öldürdüğümde ne yapacaksın? Aylan oğlum sakın çıkma, sakın. Hakkı Junior neredesin bilmiyorum ama sakın çıkma. Ne tatlı anne babasınız siz. Beraber oğlunuzu koruyorsunuz. Çok duygulandım. Hadi lan bitir şu işi artık. Bitir. Kıyamam ben size. Ne kadar da tatlı bir çiftsiniz. Hakkı Junior madem çıkmak istemiyorsun... Şaka şaka. Ne kıyamayacağım. Eğlence başlasın. Hadi bakalım. Şimdi de çıkma da göreyim. Lan. Neredeyiz biz? Cehenneminize hoş geldiniz çocuklar. Burası sizin için inşa ettiğim arena.
kafes dövüşü yapma vakti. Oylan, kafes dövüşü mü? Evet Necda, kafes dövüşü. Ya çocuklar bir şey diyeceğim. Siz o elinizdeki silahlardan sıkılmadınız mı? Zaten beni onlarla öldüremiyorsunuz. Siz en iyisi benim vereceğim baltaları kullanın. Bakın, bunlar daha iyi. Lan! Tabancam. Boş ver tabancayı Hakkı. Böyle daha iyi. Hakkı Junior, sana son fırsatım. Akşama kadar çıkmazsan anneni de babanı da doğrayacağım. Oylan, kuru tehditlerle oğlumu çıkartamazsın. O akıllı. Niyeyse ben pek öyle düşünmüyorum Necda. Sizleri seviyor. Ve bu zaafı onun ölümü olacak. Eminim çıkacak. O çıkana kadar biz de videoya giriş yapalım, değil mi? Her zamanki gibi video girişi videonun sonuna doğru kaldı. Neyse, o zaman hadi video çıkışı yapalım. Giriş demeye gerek yok. Let the çıkış begin. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Hakkı'nın zombi hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi maalesef ki Hakkı Junior çok büyük bir hata yapmıştı. Kılıcı alıp Jason'ın karşısına çıkmıştı. Gördüğünüz gibi Jason yeni güçleri sayesinde kampa geldi ve Hakkı ve Necda'yı ölümle tehdit ediyor. Şayet Hakkı Junior çıkmazsa Hakkı ve Necda'nın ölümü olacak. Hakkı Junior şu an bir yerlerde saklanıyor ve burayı izliyor. Bakalım Hakkı Junior çıkacak mı? Annesi ve babasını kurtarmaya çalışacak mı? Hadi başlayalım. Oylan Hakkı. Ben çok korkuyorum Hakkı. Buna karşı ne yapacağız? Allah Allah. Bu bizi öldürür Hakkı. Sakin ol Necda, sakin ol. Ona korktuğumu belli etme. Belli etme ki o da bizden korksun. Oylan. Adamı silahlarla öldüremedik Hakkı. Kuru baltalarla ne yapacağız? Allah Allah. Bittik Hakkı biz. Hakkı Junior çıksa mı ya? Ne diyorsun Necda sen? Bunun hiçbirimizi sağ bırakmaya niyeti yok. Hakkı Junior çıkarsa o da ölür. Oğlumuz ölsün mü istiyorsun? Oylan. Elbette ki istemiyorum Hakkı. Doğru söylüyorsun. Benim kafa gitti iyice. Hakkı. Madem burası sonumuz olacak. Sana söylemek istiyorum. Ben seni her zaman sevdim Hakkı. Bazen yanlışlarım oldu. Bir dönem seni aldattım falan ama. Hakkı. Ben seni gerçekten sevdim. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi Necda. Madem burası sonumuz olacak. Ben de itiraf edeyim. Diğer kızları çok sevdim ama seni bir ayrı sevdim Necda. Baba birazcık atanamamış Behlül gibi oldu ama olsun. Oylan, ne Brad Pitt, ne Angelina Jolie, ne de Alexis Texas. Ölümüne Hakkı. Kız saydıklarından ikisi kadın. Oylan, olabilir. Necda yoksa. Oylan yani. Angelina bana bile tatlı görünüyordu Hakkı. Of Hakkıcın yar. Canımı sıkıyorsun. Anneni ve babanı seviyorsun. Gelsene işte. Gel de aklımdaki soru işaretinden sonsuza kadar kurtulayım. Böyle bir soru işaretiyle yaşamaktansa ölmeyi yeğlerim. Gel artık. Oylan Hakkı, bir şey soracağım. Bu bizim oğlumuzu ne yapacak? Allah Allah. Niye istiyor ki onu? Hatırlıyor musun Necda? Biz büyük zombi için gittiğimizde bu orada bir şey demişti. Bu çocuk benim için önemli demişti. Necda, sanırım oğlumuzu istiyor. Sus sen. Sen Fatma Gül'ü öldürdün. Seni aşağılık, seni öldürmek için sabırsızlanıyorum. Bana bak. Sen kimsin de benimle öyle konuşuyorsun? He? Az önce hayatınızı kurtardım. Alayınızı yakmadan gidin buradan. Nevzat, posta koymanın sırası değil, adam bize şimdi sokacak o elindekini. Bizi niye kurtardın Jason? Niye? Sen sor diye kurtardım Hakkı. Niye olacak? Hakkı Junior için. Ha, Hakkı Junior için mi? Sana söylemiştim Hakkı. Hakkı Junior çok özel bir çocuk. Çok. Dün gece beni çağırdı. Ve onu korumamı istedi. Seni mi çağırdı? Evet Hakkı. Beni çağırdı. Onu görebiliyorum Hakkı. Lakin niçin istiyor? Ne yapacak oğlumuzu? Orasını ben de bilmiyorum Necda. Oğlumuzda ne işi var? Oğlumuzdan neden bu kadar korkuyor bilmiyorum ama oğlumuz önemli. Necda. Ben seninle burada ölmeye razıyım. Peki ya sen? Oylan, ben de razıyım Hakkı. Ben de. Of, içim karardı. Hakkı Junior. Çıkmayacak mısın lan cidden? Bak şaşırttın beni. Çocuklar içim karardı derken, size de burası biraz karanlık gelmedi mi? Şöyle biraz aydınlatalım değil mi? Evet çocuklar, vakit geldi. Necda, elinden geleni yap. Gözünün yaşına bakma. Necla kafasına saldır. Özellikle de maskesinin arkasına. Maskesini düşürürsek kaçar muhtemelen. Oylan. Anladım Hakkı. Anladım.
Allah'ım koru bizi. Annem. Annem ve babam. Annem ve babam. Jason. Aşağılık Jason. Onları öldürecek. Çıksam mı ya? Çıksam mı? Ama babam çıkma diye bağırdı. Hakkı Junior çıkma dedi. Akıllı çocuk dedi. Ne yapacağım ya? Aşağılık Jason. Evet çocuklar. Akşam oldu. Ve sizin evlat ortalıkta görünmüyor. O yüzden benim yapabileceğim daha fazla bir şey yok. Dövüşme vakti. Ölümüne dövüşeceksiniz. Gelin bakalım. Gel Hakkı haydi. Hadi bakayım. Gel böyle. Sen dur Hakkı. Sen gel Necda. Önce sen. Gel bakalım. Gel Hakkı. Gel. Bırak lan o elindekini. Gel bakayım. Gel. İyisin. Ama o kadar da değil. Hadi bakayım. Hadi. Oh. Güzel. Gel Jason. Gel. Gel bakalım. Necda hadi yardım et. Necda? Ölmüş. Ular. Uf, çok fena vuruyor. Bana boşuna Jason demiyorlar Hakkı. Hadi bakayım. Gel. Necda'nın akıbetini yaşayacaksın. Hadi bakayım. Gel böyle. Şimdi senin sıran. Hakkı Junior. Babanın ölmesini istemiyorsan çabuk ortaya çık. Sakın Hakkı Junior. Sakın. Oyun oynamıyorum Hakkı Junior. Baban son nefesini veriyor. Çık. Annem. Baba. Babam öldürdü. Aşağılık Jason. Görünmemem lazım. Babama yaklaşayım. Anne. Baba. Aşağılık Jason. Öldürdü onları. Hakkı Junior. Neredesin? Seni hissediyorum. Buralarda olduğunu biliyorum. Çabuk çık. Son çağrım. Oğlum. Sakın. Sakın çıkma Hakkı Junior. Babanı birazcık seviyorsan çıkma. Kaç buradan. Ama baba. Baba seni bırakamam. Öldürecek. Anlaşılan ödlek bir tavuksun Hakkı Junior. Sen bir tavuksun. Babanı ve anneni öldürdüm. Karşıma çıkmaya cesaretim bile yok. Oysa ki ben seni güçlü bir şey sanmıştım. Beni öldürebilirdin. Demek ki yapamıyormuşsun. Ben gidiyorum Hakkı Junior. Hayır, hayır Hakkı Junior. Şimdi değil. Çıkma. Çıkma Hakkı Junior. Babanı seviyorsan çıkma. O çıkma dedi. Baba. Babacığım. Anne. İnanamıyorum. Hakkı Junior. Baba. 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 Affet beni. Affedilecek bir şey yok oğlum. Sen hata yapmadın. Çıkmamakla en iyisini yaptın. Baba. Jason'a vermeseydim o silahı. O bu kadar güçlenmeyecekti. Ve sizi öldüremeyecekti. Öyle düşünme oğlum. Kılıcı ben başta getirmeseydim. Jason'ın o kılıçtan haberi bile olmazdı belki. Hakkı Junior. Sana birkaç nasihatim var. Dinliyorum baba. Kaç Hakkı Junior. Kaçabildiğin kadar kaç. Jason'ın seni bulmasına izin verme. Hiçbir zaman sabit bir yerde durma. Belli bir yerde konaklama. Sürekli yer değiştir. Arkadaş edinme. Dost edinme. Kimseye güvenme Hakkı Junior. Kimseye. Bugün ben bunu bu kampta öğrendim. Kimseye. Tamam baba. Her zaman yalnız yaşa. Oğlum. Hiç kimseye güvenme. Bir tek sen varsın unutma. Bu dünyada ben yeterince yaşadım. Şimdi git oğlum. Benim bir zombiye dönüştüğümü görme. Baba, sizi böyle bırakamam. Git Hakkı Junior, git. Anahtarları da al. Arabamızı al git. Git Hakkı Junior, git. Tamam baba. Allah'ım. Annem, babam hepsi öldü. Işığı da bilerek ambiyans olsun diye bıraktı. Aşağılık Jason. Hayır, babamı ve annemi kaybettim. O ne lan? Oyunun azizliği bir jet ski. Hayır hayır. Anne, baba. Ölmüş olamazsınız. Bunların hepsi bir rüya olsun lütfen. Lütfen yalvarırım. Anne, baba. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün maalesef ki Hakkı Junior her şeyini kaybetti. Jason her şeyini elinden aldı. Az kalsın Hakkı Junior hayatından da olacaktı. Neyse ki babasının tavsiyesini dinledi ve ortalığa çıkmadı. Gördüğünüz gibi şu an Hakkı Junior tek başına. Bakalım başına neler gelecek.
Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Alo. İsmail Yogası Büyük'le mi görüşüyorum acaba? Evet. İsmail Yogası Büyük benim. İsmail Yogası Büyük. Yogalarımız büyüktür. Kayıt ücretlerimiz de. 10 bin lira karşılığında kayıt olabilirsiniz. Buyurun. 10 bin mi? Çüş lan adam mı yani... beyefendi... Ben hangi sığır milyoner olmak istedi de biz para vermedik ki yarışmasından arıyorum. 3 soruyla milyoner olabilirsiniz. İster misiniz? Evet, isterim. Evet dediniz ve ilk soruyu bildiniz. İlk sorumuz buydu. Hazırsanız ikincisi geliyor. Allah Allah. Ne kadar kolay soru ya. Lan sanki izafiyet teorisini anlat desem anlatacak da sığır. Beyefendi, aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır? A. Telefon. B. Kumanda. C. Anahtar. D. Elbette ki taşıt.